Merhabalar sevgili Sierra Türk dinleyicileri. Yeni bir haftada yeni bir akademik yorumla tekrar birlikteyiz. Bu hafta çok önemli bir konuğum var. Malzeme mühendisi Tayfun Koçak'la birlikteyiz. Kendisi Beijing'de doktora eğitimini devam ettirmekte. Bu hafta kendisiyle birlikte elektrikli araçlar ve pil teknolojisi üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kendisine öncelikle hoş geldin diyorum. Merhaba Tayfun Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Emre Bey. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Tayfun Koçak. Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Çalışma alanım ise lityum iyon pillerin kimyasal seviyede üretimi ve araştırılması. Türkiye'de ise Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansımı yaptım. Konuyla ilgili zaten son zamanlarda size sorulacak çok fazla soru olduğunu biliyoruz. Dinleyicilerimizden de çok fazla soru geliyor. Şimdi elektrikli araçlar konu olunca biraz gençlerin de ilgisi fazla olmaya başladı. Elektrikli araçların geleceği ne yönde ilerliyor? Bu pil teknolojisi bildiğim kadarıyla çok farklı yerlere gelecek. Hatta ileride bitmeyen pillerin yapılacağı söyleniyor. Bu sürece doğru nasıl bir ilerleyiş söz konusu? Evet, çok geniş kapsamlı bir soru oldu. Şimdi son aldığımız veriler şu an 2021'de Norveç'te satılan tüm otomobillerin %80'i %100 elektrikli ve hibrit. Yani bu dünyadaki en yüksek oran, yani ve dünyanın geri kalanının gideceği yeri de bize göstermesi bakımından. Yani düşünün, 100 otomobilin 80'i şu an içerisinde pil bulunan otomobil olmuş durumda Norveç'te. Yani bu süreçte şöyle bir soru da önümüze çıkıyor. Norveç'teki nüfus oranına bakılacak olursa biraz düşük ama yine Evet. tercih olarak bu oran bir Çin'de de yine yüksek durumda. Bildiğim kadarıyla şu an Çin Halk Cumhuriyeti'nde de yüksek miktarlarda. Norveç'in nüfusu belki 10 milyonun altında ama Norveç'in bu kadar yüksek oranda elektrikli otomobil satmasının iki temel sebebi var. Birincisi, kişi başına düşen gelir. Yanılmıyorsam yaklaşık 50 bin dolar kişi başına düşen gelir var. İnsanlar orada çok zengin olduğu için elektrikli otomobiller normal otomobilden pahalı olmasına rağmen alabiliyorlar. Ve Norveç'te de çok ciddi bir devlet desteği var. Şimdi her geçen gün, yani son 10 yılda elektrikli otomobillerin en büyük maliyetini oluşturan pil fiyatları sürekli düştü. Yani bundan 10 yıl önce 1 kilowatt saat 1000 dolara mal edilirken geçen sene 130 dolar, bugün 100 dolara düşmüş durumda. Ve Avrupa Birliği'nin bir hesabına göre 2025 yılında elektrikli otomobiller içten yanmalı otomobillerden daha ucuz olacak. Yani asıl devrim 4 yıl 5 yıl sonra gelecek. Türkiye'de ve dünyanın diğer yerlerinde artık kimse içten yanmalı otomobil almak istemeyecek. Asıl önümüzdeki günlerde, çok kısa bir sürede göreceğiz bunu yani. Çok kısa bir sürede göreceğiz. Peki elektrikli araçların şu anda pil teknolojisi aslında insanlar şunu merak ediyor. Pil teknolojisiyle uzun menzil gidebilme her kullanıcının hayali şu anda. Menzil ne kadar Evet. uzun hale gelirse o kadar cazibe oluşturuyor elektrikli araçlar. Şu andaki pil teknolojisi aslında içten yanmalı motorlarla aynı seviyede menzilleri bize sunuyor mu? Şu an piyasada benim duyduğum Çinli bir markanın 800 kilometre, yani tek şarjda 800 kilometre giden otomobil ürettiği yönünde. Zaten Tesla 500 kilometre şu an vaat ediyor. Ben Xpeng aracına bindim, Çinli. O da 630 kilometre menzil sunuyor. Aslında yapılan bilimsel araştırmalarda Çin'deki satılan her otomobilin içerisinde bir çip var. Siz günlük ne kadar şarj ediyorsunuz, ne kadar kullanıyorsunuz? Bütün veriler devletin bir serverında toplanıyor ve bilimsel araştırmacılara bu veriler açık. Aslında insanlar her gün 50 kilometrenin üstüne çıkmıyor. Şimdi Çin ile Türkiye arasında da şöyle bir fark var. Türkiye'de insanlar şehirler arası kendi otomobille yolculuk yapmak istiyor. Ancak Çin'de hızlı trenler Çin'in her yerinde çok yaygın ve çok ucuz olduğu için İnsanlar aslında başka bir şehre, yani 200 kilometrenin üstüne çok da kendi otomobiliyle gitmek istemiyor. Şehir içerisindeki tüm günlük kullanımı da elektrikli otomobiller karşılıyor. Bu yüzden aslında Çin için çok uygun. Ama diğer açıdan gelirsek, içten yanmalı bir otomobilde belki tek
depo benzinle 1000-1200 kilometre gidebilmek mümkün. Şimdi arada böyle bir fark var. Bir tarafta 600 kilometre elektrikli, bir tarafta 1200 kilometre. Benim tahminimce önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 1000 kilometreyi duyacağız. Benim 1000 kilometre tahminim. gideceğiz. Bu yalnızca aslında binek araçlarda değil, toplu taşıma araçlarında da elektrikli araç kullanımı söz konusu. Doğru. Ben Çin'de gözlemlediğim kadarıyla Xiamen kentinde bazı belediye otobüsleri elektrikli olarak kullanılıyordu. Ki ben de bunlardan bir Doğru. tanesini denemiştim. Yani normal bir otobüsten hiçbir farkı yok aslında. Doğru. Doğru. Belki dinleyenler şunu merak ediyor. Ya elektrikli araç gider mi? O yükü taşıyabilir mi? Aslında daha fazlasını yapıyor. Evet. Daha fazla Doğru. güç üretiyor. Gelecekte uçakların da elektrikli olması beklenen bir konu olarak biliniyor. Böyle bir çalışma söz konusu mu? Tabii Airbus'un, Boeing'in hatta bununla ilgili daha önce bir sunum da yapmıştım. Dünyada 4-5 farklı firma elektrikli uçağı üretti bile. Ancak en fazla 2 kişilik, 4 kişilik bir tane firma prototip olarak 12 kişilik yapmaya çalışıyor bugünlerde. Şimdi problem şurada, pillerin enerji yoğunluğu henüz o seviyede değil. Çünkü uçağın kalkış esnasında çok fazla bir enerjiye ihtiyacınız var. Aslında Boeing ve Airbus firmaları şunu düşünüyor yakın zamanda. Uçağa kalkarken biz yine jet yakıtıyla kaldıralım uçağı. En çok enerji orada. Ama havada süzülürken az enerji gerektiriyor. O esnada biz pil kullanalım gibi bir hibrit modele geçecekler. Muhtemelen önümüzdeki 10 yılda ben bu hibrit uçakların, yolcu uçaklarının olacağını düşünüyorum. Yani pil teknolojisinde temel problem enerji yoğunluğu. Ve her geçen gün %6, yani her yıl %6 gelişiyor pil teknolojisi. Önümüzdeki 10 yılda daha da iyi noktalara geliriz. Yalnız dediğimiz gibi havacılık teknolojisinde de uzay teknolojisinde de pil teknolojisi önemli bir konuma geliyor. Konuyla ilgili yine uzay çalışmalarında da Çin Halk Cumhuriyeti'nin ön plana çıktığını görüyoruz. Kısa süre içinde Mars'ta bir araç konumlandırma söz konusuydu. Yine bu konuya da değineceğiz. Evet sevgili CRI Türk dinleyicileri, akademik yorum Tayfun Koçak ile kaldığımız yerden devam ediyor. Evet Tayfun Bey, az önce bahsettik. Aslında pil teknolojisi sadece kara araçlarında değil, hava araçlarında da önemli bir gelecek vaat ediyor dedik. Uzay çalışmalarında da Çin Halk Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz günlerde Mars'ta bir araç konumlandırması söz konusuydu. Bu Amerika'dan sonra ilk defa bir başka devletin Mars'ta bayrak dalgalandırdığı bir gün olarak tarihe geçti. Şimdi burada aslında uzay teknolojisinde de şöyle bir soru önümüze çıkıyor. Oraya giden araçlar pil teknolojisiyle çalışıyor. Yani pil teknolojisi aslında bir yönden bizi insanoğlunun kainattaki geleceğini de belirleyecek bir duruma gelmiş durumda. Uzay Evet. çalışmalarında pil teknolojisinin önemi nedir sizce? Şu an pilin hayatımızdaki bu kadar önemli olmasının sebebi insanlar mobil bir hayat yaşıyor. Sürekli başka yerlere doğru gidiyor ve bu enerjiyi yanında taşımak istiyor. Yani aslında pil ne demek? Enerjiyi kimyasal olarak depolayan cihaz. Nasıl ki elektrikli otomobilde, cep telefonlarımızda kullanıyorsak benzer şekilde de uzaydaki o cihazların çalışabilmesi için bir enerjiye ihtiyaç var. Biliyorsunuz uzaydaki birçok araç güneş enerjisi den faydalanarak çalışıyor. Ancak güneşin dönme yani gezegenin dönme açısına bağlı olarak da sürekli güneş enerjisi elde etmek mümkün değil. Bu yüzden depolamak da gerekiyor. Şimdi uzaydaki iş çok daha zor. Yani günlük yaşamda oda sıcaklığında 25 derecede çalışan lityum iyon piller bile belli bir zaman sonra bozulurken uzayda işlerimiz çok daha zor. Çünkü bazen eksi 40, eksi 50 derecelere kadar düşebiliyor. Ve problem de şöyle, günümüzde kullanılan pillerin içerisinde sıvı elektrolit var. Yani lise kimyasında bildiğimiz anot, katot, sıvı elektrolit. Ve bu sıvı olduğu için eksi 50 dereceye düşürdüğünüz zaman pilin sıcaklığını bu içerisindeki iyonlar çok 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 yavaş hareket ediyor. Yani normalde size şöyle söyleyeyim. Bir Tesla'nın pilini tam şarj ettiğinizde oda sıcaklığında 500 kilometre gidebilecekken siz aynı aracı Kuzey Kutbu'na götürürseniz menzili 100 kilometreye düşer. Çünkü lityumlar hareket etmiyor. Aynı problem uzayda da var.
Bu sorunu çözmek için yapılan çalışmalar şu. Katı pil yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani o sıvıyı kaldırıp katı elektrolit kullanmaya çalışıyoruz. Fakat bunun da iyonik iletkenliği çok düşük. Çalışmalar devam ediyor açıkçası. Önümüzdeki yıllarda çok daha dayanıklı uzay için kullanılan pillerin üretileceğini düşünüyorum. Kadarıyla şu an Çin Halk Cumhuriyeti'nde de önemli çalışmalar söz konusu. Hatta konuyla Doğru. ilgili geçtiğimiz günlerde 6. Ulusal Pil ve Enerji Konferansı vardı Çin'de. Doğru. Xi'an kentindeydi yanlış Doğru. hatırlamıyorsam. Siz de Doğru. burada konuşmacıydınız. Yani burada Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Çin hükümetinin büyük bir çabası söz konusu. Bu konu hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Çin hükümeti ne gibi adımlar atıyor, ne gibi politikalar izliyor? Evet. Geçen ay Şiyan'da böyle bir konferans vardı. Ben de ilk defa orada sunum yaptım. Benim için en ilginç olan şey 700 tane Çinli bilim araştırmacısı vardı ve tek yabancı vardı. Orada tek yabancı kişi olarak sunum yaptım. Bir de pandeminin etkisiyle dünyanın diğer yerlerinden araştırmacılar da pek gelemedi. Evet. Böyle bir avantajım vardı açıkçası. Şimdi benim gözlemlediğim şey şu. Daha önce Shenzhen'de de bir uluslararası konferansa katılmıştım. O zaman Çin'in büyüklüğünü çok daha iyi anlamıştım. Çünkü Çin'in nüfusu 1,3 milyar. Yani çok büyük bir nüfus. Ve doğal olarak çok daha fazla bilimsel araştırmacı var. Yani ülkelerin nüfusuna göre kıyasladığınızda çok daha fazla. Onun haricinde dünyadaki pillerin %70'i de Çin'de üretildiği için zaten bu konu çok önemli. Ya zaten son 30 yıldır önemliydi. Nüfustan kaynaklı sayıca büyük. Bir de son olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir açıklama yaptı. 2030 yılında karbon seviyemiz en yüksek seviyeye çıkacak. 2060'ta ise karbon nötr, yani karbon sıfır bir ekonomiye ulaşacağız. Bunun için de depolama çok önemli. Siz güneş enerjisinden, rüzgardan enerjiyi elde ediyorsunuz ama bunu depolamanız lazım. Bu yüzden pil çok önemli ve devletin inanılmaz desteği var. Benim geçen haftaki buradaki Çinli danışman hocam, Profesör Doktor Zhang Xiaogan, Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu'nun başkan yardımcılığına seçildi. Çok önemli bir pozisyon. Benim hocam aynı zamanda dekan. O konferansa yaklaşık 700 araştırmacı katıldı. Beni en çok etkileyen şeylerden bir diğeri ise inanılmaz derecede özelleşmişler. Yani şöyle düşünün, sadece pilin güvenlik sıkıntısını çözmek için bir enstitü kurmuşlar. Sadece bu enstitüde 15 hoca çalışıyor. Yani düşünün ki, yani size şöyle anlatayım. ODTÜ, lityum iyon pil güvenlik bölümü gibi bir şey. Yani o kadar ihtisaslaşmış yani. Enstitüsü kapsamında bilim insanları Evet. çalışmalarını yürütüyor. Evet. Yani sadece çok 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 alt bir konuda bu kadar çok araştırmacı çalışıyor. Veya sadece grafitin pil üzerinde kullanımı üzerine bir enstitü var. Yani gerçekten çok ciddi araştırmalar var. Bu da onları çok daha niş bir alanda çok daha fazla makale yazabilmeye itiyor. Onun haricinde yine depolama ve elektrik nakil hatlarıyla birlikte koordine çalışacak projeleri dinledim. Yine bor üzerine birçok araştırma gördüm. Bu beni çok sevindirdi. Çünkü dünyadaki en büyük bor madeni Türkiye'de. Borla ilgili bir çalışma olması beni sevindiriyor. Keza konferansta da ben yine bor katkılı bir lityum iyon pil üretiminin bilimsel araştırmasını anlattım. Geçen sene böyle bir fikir vardı. Ve yüksek voltajlı lityum iyon pillerinde bu bor katkılı pili üretmiştim. Bunun çalışmalarını orada sundum. Yani anlatacak aslında çok şey var bu konuyla Doğru. ilgili. Çünkü gerçekten çok geniş bir konu. Evet sevgili CRI Türk dinleyicileri, Akademik Yorum'da birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk. Elektrikli araçlar hakkında çok şey konuştuk. Değerli Tayfun Koçak ile birlikteyiz ve birlikteliğimiz devam ediyor. Evet Tayfun Bey, şimdi bahsedecek olursak araç kullanıcılardan dinleyicilerimizin çok fazla sorusu var. Bu sorulardan bir tanesi de elektrikli araçlar yani pil teknolojisiyle çalışan araçlar bize günümüze kadar kullandığımız içten yanmalı araçlarla aynı performansı verecek mi? Çünkü bazı kuşkular var. Özellikle son zamanlarda üreticilerin
hibrit motorlarla birlikte motor gücünü düşürmesi, yani 1.0 motora geçip elektrik destekli hibrit motorlara geçmesiyle birlikte yeni bir teknoloji önümüze çıktı. Araçlarda aslında bir güç azalması olduğu gibi bir algı var ama bu araçlarda pil teknolojisinin içten yanmalı motorlara göre daha fazla güç ürettiği de bilimsel bir gerçek. Bu konu hakkında söyleyebilirsiniz. Yani bu araçlar içten yanmalı motorlara göre daha mı güçsüz yoksa daha mı güçlü? Yani tabii ki her firma farklı konfigürasyonlarda araç üretiyordur. Ancak ben kesinlikle torkunun çok daha yüksek olacağını söyleyebilirim. Aradaki fark şu. Şimdi siz gaz pedalına bastığınız anda motora elektronik olarak bir emir gidiyor. Sonra yakıttan gelen, yani işte benzin pistonlarda yakılarak pistonlar hareket ediyor. Sonra bunu diferansiyel vasıtasıyla tekere aktarıyorsunuz. Ancak elektrikli otomobilde siz pedala bastığınız anda elektronlar emiri veriyor. Pilden çıkan akım çok hızlı bir şekilde tekerleğe çeviriyor. Yani elektrikli otomobillerin bu kadar çabuk hızlanmasının sebebi arada bir normal otomobildeki gibi bir yanma reaksiyonunun olmaması. Bir devir aralığı yok yani. Devir aralığı olmadan enerji direkt olarak kendini tamamlıyor. Doğru. Yani hatta Japonyalı bir firma şunu da yapmış. Siz yine otomobilde bir motor var. O motordan siz daha önce gaz pedalına bastığınızda o motor elektrik motorunu çevirerek bir pili şarj ediyor. İkinci gaz pedalına, yani normal zamanda bastığınızda da pilden gelen enerjiyi kullanıyorsunuz. Böyle bir teknoloji de yapmışlar. İlginçti benim için. Ancak kısaca şunu söyleyebilirim ki eğer bir otomobilin içerisinde pil varsa kesinlikle kalkışı çok daha hızlıdır. Otomobil üreticileri buna göre yapmıştır. Burada çok önemli bir soruya da cevap vereyim. Herkes şunu söylüyor. Elektrikli otomobiller elektriği işte kömür santralinden veya diğer enerji kaynaklarından elde ediyor. Bu otomobiller de aslında kirli değil mi? Diğerleri gibi. Çünkü elektrik sonuçta boşluktan gelmiyor. Evet. Bu konuda haklılar ama en önemli cevabı söyleyeyim. Şimdi siz dünyada herhangi bir şeyi, hiç önemli değil, eğer bir adet üretmek yerine binlerce adedi aynı anda üretiyorsanız her zaman verimlidir. Bakın her zaman. Bundan kaynaklı şimdi siz bir otomobilde bir tane motor var ve bu yakıt yaktığınız zaman bir otomobilin verimliliği, yakıt verimliliği %20 civarı. Yani %80 ısı olarak veya sürtünme olarak hep boşa gidiyor. Ancak siz bir elektrikli kömür santralinde veya doğalgaz santralinde bunu binlerce araca yetecek kadar bir enerji, elektrik enerjisi olarak ürettiğiniz zaman bu çok daha verimli. Yani siz otomobile bir pil koyduğunuzda ve bu enerjiyi kullandığınızda verimlilik %70, %80'lere çıkıyor. Çünkü ortada bir ısı yok. Yani ısı var ama ısı çok daha az ona göre. Bu yüzden tüm dünyada elektrikli otomobillerin daha çevreci olmasının en temel sebebi bu. Ha, geri kalan bir iki problem var. Mesela bir problem ne? Pilin üretimi esnasında çok fazla karbondioksit emisyonu çıkıyor. Haklısınız. Ancak şu an tüm dünyada da özellikle son 5 yıldır Çin'de başladı. Firmalara deniyor ki siz bu otomobili sattınız. 5 yıl sonra eğer bu pil eskirse siz bunu geri almak zorundasınız. Geri dönüşüme gönderip bu elementleri tekrar alacaksınız. Şimdi elektrikli otomobiller son 2-3 yıldır çok yaygınlaştı. Yani önümüzdeki 5 yıl sonra bütün elektrikli otomobillerin pilleri geri dönüşüme gidecek. Bu yüzden bu pillerin üretimi esnasında emisyonlar çok 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 daha aşağı düşecek. İkincisi de önümüzdeki 5-10 yılda Türkiye'de de çok iyi oranlara ulaştık. Hatta Almanya'da bazı günler tüm Almanya'nın elektriğinin %80'ini, %90'ını sadece rüzgar ve güneşten üretildiği günleri gördük. Bunun anlamı şu, elektrikli otomobilde kullandığımız elektrik de yenilenebilir enerjiden elde edilecek. Yani biz şu anda bir geçiş ekonomisindeyiz tüm dünyada. Yani bu dinleyicilerimiz şöyle düşünmeli, bizim evet şimdi kömüre, petrole ihtiyacımız var. Ama önümüzdeki 20 yıl sonra veya 10 yıl sonra biz artık tamamen bu geçişi tamamlayıp yenilenebilir enerjiyle hayatımızı devam edeceğiz. Farklı bir pil teknolojisi ortaya çıkabilir mi? Bu az önce bahsettiğimiz işte üretiminde çok miktarda karbon oranının ortaya çıktığı değil de
üretiminde daha düşük karbon oranlarını veya hiçbir sıfır karbon oranının çıktığı bir teknoloji de karşımıza çıkabilir mi? Yani öyle bir şey pek mümkün değil. Yani ben sürekli dünyadaki bilimsel konferansları da takip ediyorum. Şu an en çok istenen şey enerji yoğunluğunun daha yüksek. Yani siz cep telefonunuzu şarj ettiğinizde bir gün değil de 5 gün giden bir pil yapmaya çalışıyoruz. Ama çok zor. Çünkü her şey nano seviyede bir bozulmadan kaynaklı. Yani kanser gibi düşünün. Nasıl tıp henüz kanseri çözebilmiş değil. Mühendislikte de bu bir kanser konusu. Yani içerisinde binlerce reaksiyon var ve bunu nano seviyede gözünüzle de göremiyorsunuz. Çözmesi çok zor. Ama tüm dünyanın yapmak istediği bir başka şey daha ucuz pil. Yani lityum yerine sodyum yapalım. Yani yemeğin içerisinde bulunan sodyum, yemek tuzunun içerisindeki sodyum elementinden pil yapalım. Bunu yaptık. 10 yıldır da var ama kapasitesi düşük. Yani elektrikli otomobil için pek uygun değil de depolama için uygun. Önümüzdeki yıllarda o da artacak. Ama yani herkesin kesin olarak söylediği şey önümüzdeki 10 yıl biz lityum pilini kullanacağız. Pilleri bizimle birlikte olacak. Evet. Türkiye'nin de bu konuda çok önemli çalışmaları var. Bu dinleyicilerimizin Evet. de bildiği üzere yerli aracımız TOGG'un üretim aşaması devam ediyor. Evet. Bataryalarının Çinli bir firmaya ait olduğuna dair sözleşmeler ve haberler ortaya çıkmıştı. Yine Türkiye'de yerli araç kapsamında, yerli elektrikli araç kapsamında da diğer çalışmalar devam ediyor ki bir traktör projesi de söz konusuydu ve şu anda üretimine başlandı. Tamamlandı. Önümüzdeki ay satışa çıkacak. Satışa çıkacak. Evet. Bu konuyla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Türkiye'deki elektrikli araç piyasası ne yönde ilerliyor sizce? Hükümetimiz destekliyor. Bu konuda teşvikler var. Sadece genel durum şu. Çin bu pil üretimine 30 yıl önce başladığı için çok ileride. Yani sadece yani Türkiye'nin bulunduğu bir durum değil. Almanya ve Avrupa'daki diğer ülkeler de biraz geri kalmış durumda. Çünkü pil teknolojisi biraz elektronik ürünlerde kullanılan bir şeyken son yıllarda depolama ve elektrikli otomobil konusu çıkınca çok 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 önemli olmaya başladı. Şimdi yine dün okuduğum bir haber, Karsan firması elektrikli otobüs üretimine başlayacak yakında. Muhtemelen pilleri Çin'den gelecektir. Çünkü dünyadaki pillerin %70'i Çin'de üretiliyor. Ancak diğer tasarım, yazılım ve montaj muhtemelen Türkiye'de olacaktır. Elektrikli traktör konusunda Önder Yol Beyefendi yaklaşık 15 yıldır bu konuda çalışıyor. İstanbul'da bir teknoparkta firması da var. Yaklaşık 200'ün üzerinde mühendis bu konuda katkı sağlamış. Ziraat Yatırım'ın ortaklığıyla geçen sene başlamışlardı üretime. Önümüzdeki ay satışa başlanacak. 3-4 farklı model yapmışlar. Yani farklı boyutlarda pil içeren traktörler. Onları çiftçilerimizin kullanımına sunacak ve devlet desteği olacağını söyledi. TOGG için çalışmalar devam ediyor. Benim bildiğim kadarıyla Farensis adında bir firmadan aldılar. O Farensis firması da yaklaşık 20 yıl önce Amerika'da iki tane doktora mezunu arkadaşı kurduğu bir firma. Daha sonra kendilerini geliştirerek Çin'de OEM olarak ürettiriyorlar. Yani teknolojisi aslında Amerika veya tasarım diyeyim, mühendislik. Ama üretim Çin'de. Ancak bu Çin'in hiç mühendislik katkı sağlamadığı anlamına gelmez. Çin'de de inanılmaz çalışmalar var. Çünkü ben 2018'de katıldığım fuarda 300'ün üzerinde üretici firma görmüştüm Çin'de. Yani doğal olarak piyasa birbirini besliyor, büyütüyor parça anlamında, teknoloji anlamında. Zaten ham maddelerin de çok büyük bölümü Çin'de. Yani başlangıçta geçiş olarak Türkiye pili Çin'den alacak, doğru. Ancak önümüzdeki yıllarda yerlilik oranının ben artırılacağını düşünüyorum. Pil teknolojisinin Türkiye'de de önemli atılımlar yapacağını farz edersek, Türkiye'deki genç nüfus ve ilerleyen yatırımlarla birlikte aslında Türkiye'de bu yönde bir gelecek vaat ediyor. Evet sevgili CRI Türk dinleyiciler, akademik yorumda birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk, Nanjing Uzay ve Havacılık Üniversitesi'nden Tayfun Koçak ile birlikteyiz. Bize çok geniş kapsamlı bilgiler verdi. Pil teknolojisi üzerine ve elektrikli araçlar teknolojisi üzerine çok fazla faydalı bilgiler aldık kendisinden. Şimdi birlikteliğimiz devam ediyor. Tayfun Bey'e sormak istiyorum. Türkiye'de de projeleriniz var mı veya proje girişimleriniz söz konusu mu?
Evet, biz geçen sene Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Servet Turan'la buradaki Profesör Doktor Chang Xiogang'la ortak bir makale yayınlamıştık. Bu makale üzerine Çin'deki profesörüm dedi ki iki ülke arasında bir işbirliği anlaşması imzalayalım dediler. Ve biz Nisan ayında biz bir memorandum imzaladık. Yani 5 yıllık ortak bilimsel çalışmaların yürütüleceğine dair. Bu bir ilkti. Bu çok güzel bir anlaşma oldu. Bu birincisi. Ve daha sonra Çin'deki profesörüm yaklaşık 1,5 milyon TL'lik bir proje yazdı ve bunu Çin hükümetine sundu. Şu an Çin hükümetinden sonuçlanmasını bekliyoruz. Eğer çok büyük bir proje, eğer bu proje onaylanırsa iki üniversitenin bilim insanları birbirine ziyaret edecek ve ortak çalışacaklar. Yani çalışmalarımız devam edecek. Onun haricinde ben Türkiye'de TÜBİTAK 1512 Genç Girişimcilik yarışmasına katıldım. Bu lityum iyon pilinin Türkiye'de üretimi ile ilgili. Benim amacım saat pillerindeki CR2032 pilinin üretimi üzerine. Ben birinci ve ikinci basamağı geçtim. Şu an son basamaktayım. Son basamakta önümüzdeki ay TÜBİTAK'a proje başvurularını tamamlayacağız ve jürinin onaylamasını bekleyeceğiz. Eğer kabul edilirse TÜBİTAK 200 bin TL bize destek sunacak ve daha sonra ben Türkiye-Çin işbirliği arasında ben pil üretmek istiyorum. Yani ham maddeleri iki ülke arasında sentezini, üretimini, montajını yapıp yerli malı ve bor katlı bir pil yapmayı düşünüyorum. Bu tür projelerimiz var. Şimdi pil teknolojisinde aslında Türkiye'de bir bor teknolojisiyle birlikte bir pil üretilirse bu dünyada da bir ilk olacak sanıyorsam ve Doğru. Türkiye'de de bir ilk Doğru. olacak. Peki Doğru. bununla ilgili çalışmalarınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Bor teknolojisi, borla birlikte yani borun Evet. kullanıldığı bir pil teknolojisinde verim daha mı fazla olacak? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani bor aslında böyle bir müthiş bir element diyebilirim. Çok küçük. Yani lityum zaten çok küçük. Dünyanın en küçük metali lityum. Lityumdan sonra yine çok küçük elementlerden birisi de bor. Bor o kadar ilginç bir element ki nereye koysanız işe yarıyor. Gerçekten böyle bir element. Küçük olduğu için yani atom olarak her yere girebiliyor ve orada özel bir etki sunuyor. Ancak çok fazla koyduğunuzda çok işe yaramıyor. Yani az koyacaksınız, öz koyacaksınız. Öyle çok işe yarıyor. Geçen sene ben bu fikri düşünmüştüm. Pandemi sebebiyle deneyleri yapamadım. Ben deneylere başladım. Sonra bir baktım Çinli araştırmacılar borlu bir makale yayınlamışlar. Ama ben halihazırda başladığım için daha derinlemesine araştırma yaptım. Ve onlardan çok daha genişletilmiş bir çalışmayı tamamladım. Onu da zaten konferansta sundum. Yani belli bir miktar bor kattığınız zaman çok fazla işe yarıyor. Zaten bu projeyi de TÜBİTAK'a da sundum. Eğer kabul edilirse Türkiye'de bor katkılı bir pil yapılmış olacak. Yani şöyle söyleyeyim, bir şeyin bilimsel makalesini yazmak başka bir şey, bunu endüstriyele uygulamak başka bir şey. Yani makale yazmak nispeten kolay ama endüstriyel ölçekli bir şeyin üretimi radikal bir karar almanız gerekiyor, sermaye bulmanız gerekiyor. Böyle bir ilginç çalışmaya imza atacağız. Eğer olursa üreteceğiz. Bu çok sevindirici bir haber oldu. Umarım büyük başarılara bu konuda imza atılır ve Türkiye-Çin arasında da böyle bir başarı da sizin de katkınız olmuş olacaktır. Umarız en Teşekkür kısa ederim. zamanda bu gerçekleşmiş olur. Çin'de eğitim hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Belki Çin'de hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortam sizi 4 yıldır karşılamış durumda ve bilimsel çalışmalarınızı bu yönde aksatmadan ilerletebiliyorsunuz. Biraz da şu konuya değinelim istedim. Bu çalışmaları yapmak için özellikle Çin'i mi seçtiniz yoksa Çin konusunda nasıl bir düşünceniz vardı da Çin'de eğitim almaya gittiniz? Ben yüksek lisans esnasında hem İsveç'te hem Almanya'da hem Polonya'da çalışmıştım. Benim Çin'de eğitim gören bir tane arkadaşım var Deniz. O da şu an doktora yapıyor. Bana illa Çin'e gel dedi. Ben tabii başlangıçta çok yadırgadım, şaşırdım. Dedim hani ben Avrupa'ya birçok kez gittim. Doktora için de oraya gideceğim demiştim. O da dedi ki bence gel. Beni bayağı bir zorladı. Sonra ben burs başvurularında bulundum. Çin hükümetinin en yüksek seviyede CSC bursu çıkınca sonra düşündüm ki dedim hani Avrupa'ya zaten çok gittim. Orada çalıştım. Bir de dünyanın geri kalanı, diğer bölgesi Asya'da araştırma yaparsam bu sefer iki bilgiyi yan yana getirme fırsatım olur dedim. Öylelikle geldim. Tabii gelirken benim beklentim şeydi işte Çinliler
gelirleri çok düşük, günde 1 dolara çalışan insanlar zannediyordum. Tabii buraya gelince inanılmaz bir şoka girdim. İnanılmaz bir zenginlik, inanılmaz bir teknoloji. Ve şöyle söyleyeyim, tabii dünyanın birçok ülkesine gitmedim ama şu anki bakış açımla burada kalmak istiyorum. Neden derseniz, birincisi Türkleri seviyorlar. Yani en önemli sebebi bu. İkincisi, teknolojiye çok ciddi miktarda para yatırıyorlar. Yani siz bir şey üretmek isteyin yeter. Para açık. Bu çok güzel bir şey. Üçüncüsü de dünyadaki dediğim gibi pillerin %70'i Çin'de üretiliyor. Ben de pil konusunda çalışıyorum. Yani benim dünyanın başka bir yerine gitmem bu açıdan pek mantıklı değil. Yani evet. Tüm bu sebeplerden dolayı. Ama diğer genç arkadaşlara söyleyeceğim şey şudur. Avrupa ve Türkiye'deki akademik kültürle Çin'deki kültür çok farklı. Yani benim Çin'deki danışmanım asla bir problemim olduğunda benim bana yardım etmez. Etmemiştir de. O benim sorunu kendi bulup kendim çözmemi bekler. Yani Türkiye'deki bir akademik danışmanınıza kapıyı tıklatıp hocam ben bu sorunu çözemedim. O size der ki şöyle şöyle bir deney yap bakalım bir görelim der. Ama Çin'de böyle bir şey yok. Bana özel yapılan bir şey değil. Çin'deki 10 üniversiteyi gezdim. Yüzlerce Çinli öğrenciyle konuştum. Hiç kimseye yardım etmiyorlar. Yani Çin'deki durum şu. Her koyun kendi bacağından asılır. Bu sebeple benim düşüncem Çin'e master öğrencisi olarak değil de doktora öğrencisi olarak gelmek çok daha mantıklı. Yani siz bir şeyleri bilin, öğrenin ve burada bir şeyleri ispatlamaya gelin. Eğer ispatlarsanız zaten Çinlilerin size bakış açısı çok daha fazla olacaktır. Yani ben yine etrafımdaki yerli yabancı birçok arkadaşı gözlemliyorum. Çin hükümeti açıkçası yani bizim yapamayacağımız bir şey yapın diyor. Yani biz zaten bir şeyleri yapıyoruz ama bize özel bir katkı sağlayıp biz de sizin yolunuzu açalım. Yani böyle bir bakış açıları var. O anlamda ben arkadaşların tabii ki Çin'e gelmesini tavsiye ederim. Ancak bir şeyleri bilip gelmeleri çok daha iyi olacaktır. Özellikle son zamanlarda bu koronavirüs ardından bir olumsuz bir Çin algısı oluşmuş durumda. Daha evet. Önceden Çin'de eğitim hayali olan birçok genç bu algılarla birlikte hayalini değiştirip başka bir ülkeye gitme kararı almış durumda. Siz 4 yıldır Çin'de yaşadınız. İlk gittiğiniz günde oluşan bir merak, ilgi olmuştur ki ben de Çin'de okumuş bir öğrenci olarak böyle bir yani durumla karşılaşmıştım. İlk havalimanında indiğim ve gördüğüm o manzara beni çok etkilemişti. Şu an Çin'de günlük hayatta ve öğrencilik hayatında bu bahsettiğim algıya az çok siz de hakimseniz. Böyle bir durum söz konusu mu sizce? Yani Çin evet. Gerçekten böyle insanların hayal ettiği gibi çok az gelişmiş, insanların 1 dolara çalıştığı, sokaklarda araçların olmadığı bir yer mi? Emre Bey, yani kelimeler anlatmaya yeteceğine inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. İnanılmaz bir gelişim var. İnanılmaz bir zenginlik var. Geçen hafta ben nüfusu 1 milyon olan çok küçük bir şehre gittim. Çin için çok küçük. Çünkü benim yaşadığım şehir 10 milyon, Şanghay 40 milyon. Yani öyle düşünün. Ya ben oradaki zenginliğe bile şaşırdım. Yani gerçekten inanılmaz bir zenginlik var. İnsan şaşırıyor. Bu kadar zenginlik nasıl oluşabilir? İki temel sebebi var Emre Bey. Birincisi Çinliler çok çalışıyor. Yani ne kadar çok çalışıyorlar biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size. Bu pazar günü benim bir tane cihaza ihtiyacım vardı. Pazar günü akşam saat 5:30'da internetten satın aldım. Pazartesi sabah 9:00'da kapıma cihaz teslim edildi ve aynı gün ben deneyi yaptım. Yani böyle bir şey yok. Ben size söyleyeyim dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hız olamaz. Bundan 2 hafta önce dünyanın en büyük ilaç makinesi üreticisi Fette grubunun CEO'su Alman bir beyefendiyle burada tanıştım. Fabrikaları var burada Çin'de. 10 yıldır Çin'de. Çinli eşi var. O da doktoralı. Hatta o da malzeme mühendisi üzerine doktorası var. Dedim ki beyefendi dedim yani siz 10 yıldır Çin'desiniz, Almansınız, CEO olmuşsunuz. Niye kendi memleketinize geri dönmüyorsun dedim. Bana dedi ki Çin dedi o kadar hızlı ki sen eğer bu hıza alışırsan dünyanın başka bir yerine gitmen mümkün değil. Gerçekten. Yani evet. O kadar büyük bir hız var. Yani bu başka bir açıklaması yok. Ya bu konuda dediğiniz gibi bir halkın bir çalışkanlığı söz konusu gerçekten. Hükümetin de bu konuda teşviki söz konusu. Yani Çin Komünist Partisi'nin
politikaları özellikle kalkınma alanında refahı yükseltmek anlamında yaptığı katkılarla birlikte insanlar da çalışmaya teşvik ediliyor. İnsanların bu konuda büyük çabaları söz konusu ve bunun da şimdi meyvelerini yiyor durumdalar. Öyle söyleyeyim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Bey bize katıldığınız için. Çok güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta Akademik Yorum'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber.